Arkadaşlar merhabalar, ben Objektif TV'den Alper. Bugün insanlara Meral Akşener'in altılı masadan ayrılmasıyla alakalı düşüncelerini soracağız. Meral Akşener'in altılı masayı terk etmesinin hakkında görüşleriniz nelerdir? Hiç anlam veremedim ama bilmiyorum, ne yapmak istiyorsa herhalde düşündüğü bir şey vardır. Olmaması gerekiyordu bence. Teşekkür ederim, sağ olun, iyi günler. Meral Akşener'in altılı masayı terk etmesinin hakkında görüşleriniz nelerdir? Kendi ayağına sıktı diyoruz. Meral Akşener'in altılı masayı terk etmesinin hakkında görüşleriniz nelerdir? Meral Akşener normalde Ekrem İmamoğlu'nun masadan çıkmasını bekliyordu. O masadan Ekrem İmamoğlu'nun desteklemelerini bekliyorlardı. O da olmayınca ister istemez hani biraz da çıkar olayı olduğundan dolayı masadan ayrılmak zorunda kaldı. Meral Akşener'in altılı masayı terk etmesinin hakkında görüşleriniz nelerdir? Abi benim için ha Meral Akşener, ha Kılıçdaroğlu falan filan hepsi aynı insan. Hani hepsi aynı şey, topun aynı bokun abisi diyeyim ben sana açık açık. Ha o terk etmiş, ha bu terk etmiş, onun da bir önemi yok. O yüzden bir şey de düşünmüyorum. O kaçsa da aynı, o kaçsa da aynı. Yani ülkenin başına geçebilecek doğru dürüst birisi de yok. Fikirli doğru olan bir insan da yok. Yani benim diyeceğim o. Hepsi aynı şey sonuçta. Bu kadar. Anladım. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet. Meral Akşener'in altılı masayı terk etmesi hakkında görüşleriniz nelerdir? Altılı masayı terk etmesi iyi oldu. Zaten pek de uyumlu bir şey değildi yani, görüşümüz değildi yani. Evet. Anladım. Teşekkür ederim. Sağ olun. İyi günler. Meral Akşener'in altılı masayı terk etmesi hakkında görüşleriniz nelerdir? Ya normaldir yani istifa etmesi, bırakması normaldir yani. Diğerleri başa çıkamayacağı için, şey yapamayacağı için normaldir yani. Sizin düşünceleriniz nelerdir? Yani ben pek ilgilenmediğim için bu konularla alakalı ben de normal diye düşünüyorum. Başkaları kazansın. Meral Akşener'i pek onaylamıyorum. Anladım. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. İyi günler. Meral Akşener'in altılı masayı terk etmesi hakkında görüşleriniz nelerdir? Meral Akpınar, Akşener çoktan orayı terk etmesi lazımdı. Sebebi şu: Meral Akşener milliyetçi bir tabandan geliyor. Şimdi diğer tarafın, tabi diğer taraf da milliyetçidir mutlaka. Ama MHP'den ayrılıp yeni bir parti kurup yani ülkücü olarak bildiğimiz Akşener'in karşı tarafta bulunması zaten başından hataydı diye düşünüyorum ben. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. İyi günler dilerim. Buradan Azerbaycan'a selam söylüyoruz. Teşn abi. Can sağlığı uzun ömür. Meral Akşener'in altılı masayı terk etmesinin hakkında düşünceleriniz nelerdir? Onun o masayı terk etmesi PKK'ya iyi yer açmış olur. Ona da vermeyeceklerine göre gene kaybeder karşı. Ben sana söyleyeyim. Çünkü Meral Akşener istemiyor. İstemiyor. İstemediği için o ayrılacak. Ayrılınca ötekiler de şey yapamayacak yani, kaybedecek. Çünkü millet istemiyor. Sen benim askerimi vuracaksın. Ben sana ses çıkarmayacağım ya. Böyle bir kitap var mı ya? Ona inananı ya da inanmış gibi görünenleri ben beynimde canlandırmak istemiyorum ya. Bu vatan bizim ya. Bu vatan bizim oğlum, bizim. Bizim askerimizi vuran, bizim polisimize silah çeken adama ne diyeceksin sen ya? Hangi vicdan bunu kabul eder ya? Burada askerini vuracak, ondan sonra geleceksin. Ben normal oldum, siyasi oldum, şu oldum, bu oldum diyeceksin. Sen bana oy ver diyeceksin. Ona, onun gibi davrananların hepsine ben Türk'üm, bu vatan için ölürüm. Bitti. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. İyi günler dilerim. Akşener'in altılı masayı terk etmesi hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Vallahi en iyisini yaptı. O şimdi daha da oy toplayacak. O 5 kişiden daha fazla oy alacak. Çünkü onlar gibi balon şişirmedi. Meral Akşener'in oradan çıkmasının sebebi ne bilmiyorum ama en iyi bir hareket yaptı. En güzelini yaptı yani. Ortak iş olmaz. Liderler tek lider olması lazım. 6 kişi bir ülkeyi yönetirse olmaz. Tek kişi yönetir. Erdoğan 22 senedir nasıl şey yaptı? Kolladı, korudu milleti. Anlayan anlar, anlamayansa anlamasın. O kadar. Teşekkür ederim. Sağ olun. İyi günler. Meral Akşener'in altılı masayı terk etmesi hakkında görüşleriniz nelerdir? Meral Akşener gerçekten büyük yanlış yaptı. Onu düşünüyorum. Yani bu ülkeyi kullanacak tek isim Ecem Demirtaş.
bu ülkeyi kurtaracak tek isim Demirtaş olabilir. Meral Akşener hakkında bir şey düşünmüyorum. Bence yanlış yaptı. Dese ki Kılıçdaroğlu'na ben adayım dese, Kılıçdaroğlu da dese ki sen kazanamazsın, senin partinin şu anca olsun desin de partinin içine karışmış olmuyor mu? Oluyor değil mi? Oluyor. Meral Akşener de Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanının üzerinden partinin içlerine karışmış oluyor. Anladın mı? İnsanlar bir senedir ümitle bekliyordu. İnsanların hayallerini yıktı. Hani masadan kalkmayacaktı. Ne oldu şimdi? Şimdi bırak şimdi masadan kalkmayı, başbakan da olamayacak. Cumhurbaşkanı adayı da olamayacak. Yani insanlara ihanet etti. Teşekkür ederim. Sağ olun. İyi günler. Meral Akşener'in altılı masayı terk etmesi hakkında görüşleriniz nelerdir? Bence Millet İttifakı'nın dağılması için şu andaki siyasi geleceği konusunda masanın dağılması anlamına geliyor. Benim görüşüm bu. Böylelikle AKP'nin önünü daha da açmış oluyorlar. Yanlış yaptım. Meral Akşener'in altılı masayı terk etmesindeki düşünceleriniz nelerdir? Ne var mı? Meral Akşener'in altılı masayı terk etmesindeki düşünceleriniz nelerdir? Ya benim için birlik beraberlik olsaydı şimdi mesela Kılıçdaroğlu'nun aday olduğunu da biliyordu. Aslında bilmiyor diyordu ama bunlar biraz insanları aldatmaca olur biliyor musun? Yani merak et, kurulda be. Kılıçdaroğlu ben geliyorum yani kendi açıklığını da veriyor. Bana ne oldu? Birlik beraberliği bozdu. Ülke için kötü oldu aslında. Millet için kötü oldu. Yani birlik beraberlik olsa, demokrasi gelseydi, her insan beraber güzel yaşasa daha güzel değil miydi? Değil mi? Ama bunlar olmadı. Meral Akşener yanlış yaptı yani bence ama kendisi kaybedecek neticede. Biliyor musun? Çok teşekkür ederim. Sağ olun. İyi günler dilerim. Meral Akşener'in altılı masayı terk etmesi hakkında görüşleriniz nelerdir? Meral Akşener'in masayı terk etmesi belliydi zaten. Belliydi. Gideceği belliydi yani. AK Parti'ye çalışıyor abla. Meral Akşener'in altılı masayı terk etmesi hakkında görüşleriniz nelerdir? İzledim ama olumsuz bir tavır. Bu kadar özlerine rağmen son günlerde bunu yapmaları pek hoşuma gitmedi. Teşekkür ederim. Meral Akşener'in altılı masayı terk etmesi hakkında görüşleriniz nelerdir? Vallahi yanlış bir şey yaptı. Bırakmayacaktı. Yani bu yola çıkmışsalar bırakmamalılar. Tamamen tutması lazım. Meral Akşener'in altılı masayı terk etmesi hakkında görüşleriniz nelerdir? Ya ben şöyle söyleyeyim. Bu altılı masanın tamamen bir medyanın oyunu olduğunu düşünüyorum. Çünkü niye biliyor musunuz? Hani bir seçmen vardır. Bir hani halk oy verecek kişi vardır. Onu şey yaparsa, ortaya sunarsın, halk da oy verir. Ama bu işte yok efendim altılı masaymış, yok Meral Akşener falan. Hani bunların hepsi benim gözüme şey. Tamamen bir oyun, tamamen bir şey olarak düşünüyorum ben. Ve Meral Akşener'i bu yaptığına doğru bulmuyorum açıkçası. Meral Akşener'i altılı masayı terk etmesi hakkındaki görüşleriniz nelerdir? Meral Akşener kendi görüşüne göre hareket ediyor. O da kendi fark etmez yani şu anda millet cephesi ayrılsa da aynı potaya giriyor. Yani. Değişen bir şey yok. Ama orada sonunu merak etmek lazım. Daha önümüzde zamanlar var. Göreceğiz. Meral Akşener'in altılı masayı terk etmesi hakkında görüşleriniz nelerdir? Ya hani orada hepsi mesela ben olacağım deyince şimdi Kılıçdaroğlu da yıllardır hep kaybediyor. O da illa ben olacağım deyince o da tabii kabul etmedi ve terk etti orayı. Meral Akşener'in altılı masayı terk etmesi hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Meral Akşener bindiği dalı kesmiştir. İnsanlara bir senedir ümit verdi. İnsanların hayallerini boşa çıkarmış oldu. Ve şu anda da 60 bin, 70 bin partisinden istifa edenler var. Meral Akşener'in altılı masayı terk etmesi hakkındaki görüşleriniz nelerdir? Zaten beklenen bir şeydi bu ya. Meral Akşener'in solda olması önce de insanlar zaten inanmıyor. Son golü atacağını biliyorduk, bekliyorduk ve oldu. Çok teşekkür ederim, sağ olun. İyi günler. Meral Akşener'in altılı masayı terk etmesi hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Abi terk etsin ya. Terk etsin yani. Tek Meral Akşener mi bu dünyada var? Doğru mudur? Yani şimdi Meral Akşener o masada kalktı diye yani Kılıçdaroğlu da mı masayı bıraksın? Bıraksın mı sizce? Gerekiyor mu yani o kadar Kılıçdaroğlu o kadar mücadele etti.
bu mücadeleden sonra yani Akşener'e giderse yani Kılıçdaroğlu'na mı gitsin? Hani benim fikrim bu. Bilmiyorum artık halk ne düşünüyorsa. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. İyi günler. Meral Akşener'in altılı masayı terk etmesi hakkında düşünceleriniz nelerdir? Çok kötü düşünüyorum. Çünkü çok yanlış yaptı. Hayal kırıklığına uğrattık. Kılıçdaroğlu'na el ele, göz göze, kol kola geziyordu. Ona güven veriyordu. Şimdi ne oldu da son saniye bıraktı gitti. Yani sebebi neydi? Bunun sebebini öğrenmek istiyoruz. Madem öyleydi baştan el eleydi size gezmeseydi, kol kola gezmeseydi. Yani bütün herkesi Hüseyin'e uğrattı. Hayal kırıklığına uğrattı. Hayal kırıklığına uğrattı. Halk toplumumuz, milletimiz onlara çok güvenmişti. Halen daha beşli masa devam ediyor. Öyle sanıyorum. Meral Akşener kendi şeyine nasıl diyeyim? Kendine zarar verdi. Onlar yine yoluna gidecekler. Yine de bu iş bitecek yani. Bu iş bitecek. MHP'nin Bahçeli'nin Ekmen'e yağ sürdü. Ve kendi kaybetti. Biz beşli masa yine devam edecek. İnşallah Kılıçdaroğlu kazandı. Bu sefer de sol gelsin. Yeter artık yani bu zulüm yeter. Baskı yeter. Yani böyle olur mu ya? Pahalılık bir yandan, baskı bir yandan, özgürlük yok, insanların düşüncesi yok. Ne kadar saçma bir ortamda yaşıyoruz ya. Benim 35 yaşında oğlum var, evlenemiyor korkusundan. Neden? Gelecek kaygısı var. Çocuğum evi yok doğru dürüst. Doğru dürüst işi yok. 4 sene okudu, boş okudu. Yani böyle Türkiye olur mu? Türkiye bizi mahvetti. Ha, Türkiye yok. Yönetim. Türkiye yok. Türkiye biziz. Ya, Türkiye bizi bitirdi ya. Bitirdi. Başka bir şey kalmadı. Satmadığı bir yer kalmadı ya. O güzelim fabrikalarımız sattı. Şeker fabrikası olsun, Sümer Bank olsun. Meral Akşener'in altılı masayı terk etmesi hakkında düşünceleriniz nelerdir? Hayırlısı olsun abi. Bilemem. Hayırlısı olsun. Meral Akşener'in altılı masayı terk etmesi hakkında düşünceleriniz nelerdir? Düşüncelerim yanlış. Çünkü önceden güven verdi. Güvenden sonra da arkadan vurmak yanlış. Meral Akşener'in altılı masayı terk etmesi hakkında düşünceleriniz nelerdir? Hayır, toplum olarak zaten doğru bulmadı. Şimdi insanların beklentisi böyle değildi. Altılı masa belirli bir süre bu iktidara gelebilmesi için bayağı çalışmalar yaptılar. Fakat liderlik konusunu sonraya bıraktılar. En sonunda liderin belirlenmesi noktasında sıkıntı oluştu. İşte bu oluşan sıkıntı işte o noktaya getirdi. Yani son anda belirlenecek olan Cumhurbaşkanı adayı sıkıntı yarattı. Demek ki herkesin aklındaki Cumhurbaşkanı adayı farklıymış. Farklı olduğu için fakat bu daha önceden her partinin lideri aklındaki Cumhurbaşkanı adayını eğer masaya koysaydı belki onlar arasında bir konsensüs oluşurdu. Fakat ne oldu? Şimdi herkes aklındakini düşündüğü için yani ama bunu belli etmedi. Son anda Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda işte sorun yarattılar ve masadan ayrıldı. Ama masadan ayrıldığı zaman bu şekilde konuşmaması gerekirdi. Çok sert ifadelerle ayrıldı. Halbuki bir açık kapı bırakmış olsaydı geriye dönüşte de yeniden altı masanın dışında yeniden bir cumhurbaşkanı adayı belirlemiş olabilirlerdi. Doğru olan da odu. Oydu. Biz daha önce de bunu o şekilde düşündük. Dedik ki altılı masa madem ki ortak bir aday arıyorsa altılı masanın içinde herhangi birisi aday olması halinde sıkıntı oluşur. Ama altılı masa eğer hep beraber ortak bir aday belirleyecekse bu ortak aday altılı masanın dışından bir aday olması o partilerin seçmenlerini daha da bütünleştirir. Ama altılı masanın içinden herhangi bir adayın olması durumunda sıkıntı olabileceği belliydi. Şimdi sonuçta ne oldu? Kılıçdaroğlu mesela eğer aday olmayı düşündü fakat altılı masanın birisi bunu kabul etmedi. Eğer altılı masanın hepsinin ortak görüşüyle Cumhurbaşkanı adayı belli olacak deniyordu.
Ama bir kişi itiraz ediyorsa demek ki dışarıdan başka bir aday aranması gerekiyordu. Yani bizim düşüncelerimiz bu. Bu yanlış oldu. Bundan sonraki yol biraz daha kırılır diye düşünüyoruz. Yani bu yol biraz sorun yaratacak gibi durdu. Meral Akşener'in altılı masayı terk etmesi hakkında düşünceleriniz nelerdir? Meral Akşener kayyum olarak oraya gelmişti. Kayyum olarak gelmişti ama gitti, tutturamadı. Yoksa Meral Akşener yani bu hazır olan hükümete karşı bir tavrı yoktu. Yani kayyum olarak oraya atandı ve başaramadı. Yani başka bir, yani makyajlı bir altılı masaydı. Makyajdı, başka bir şey yok. Anladım. Nasıl Doğu ve Güneydoğu'ya belediyelerine kayyum atandı, o da oranın kayyumuydu, başaramadı. Meral Akşener'in altılı masayı terk etmesi hakkında düşünceleriniz nelerdir? Uzlaşmaya varamadılar, doğru bulmuyorum esasında da. Yani bir yola çıktıysan beraber ilerlemek zorundasın. Teşekkür ederim, sağ olun. Başka düşüncelerinizi alabilir miyim? Var mı? Kılıçdaroğlu'nun hani aday olarak göstermelerini pek doğru bulmuyorum. Neticesinde 70 yaşını geçmiş gençlerin önünü açması bence daha mantıklıydı. Teşekkür ederim, sağ olun. İyiler dilerim. Meral Akşener'in altılı masayı terk etmesi hakkında düşünceleriniz nelerdir? Güzel soru. Gündemin en güzel sorusu. Ben eşimle bu konuyu tartışırken de söylemiştim. Meral Akşener'in aslında bir Tayyip yanlısı olduğunu en başından söyledim. Amacı altılı masayı dağıtmaktı ve dağıttı. Bence sonuçta yine kazanan Erdoğan olacak. Zaten kendisi de söylemişti. Onlar toplanırlar, konuşulur ve dağılırlar. Aynen dediği gibi de oldu. Sonuçta hükümetimiz kazansın. Başka bir dileğimiz yok. Teşekkür ederim. Sağ olun. İyi günler. Meral Akşener'in altılı masayı terk etmesi hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Vallahi çok iyi yaptı. Doğru bir karar. Bu kadar yani. Teşekkür ederim. Sağ olun. Başka söylemek istediğiniz bir şey var mı? Vallahi HDP ile aynı masada oturması zaten çok yanlış. Yani Türk milletinin, Türk halkının zaten direkt tepkisini çekiyordu. Meral Akşener'in altılı masayı terk etmesi hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Ayıp etmiş. Vallahi ayıp etmiş. Meral Akşener'in altılı masayı terk etmesi hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Olumsuz tabii ki. Buraya kadar getirmiş, yolda bırakmış. Bundan önceki sözlerini hatırlattıkça normal olduğunu düşünüyorum. Ama millet için, Türkiye için kötü bir şey. Tam yakalamıştık. Tam yakalamıştık. Değiştireceğiz diye ama inşallah değişeceğiz yani. Değiştireceğiz daha doğrusu. Meral Akşener'in altılı masayı terk etmesi hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Vallahi düşüncelerim yanlış yaptı yani. Madem bu kadar birleştiler, bırakıp gitmesi çok yanlış yani. Çok yanlış yaptı yani. Ama şu anda diğerleri yine aynı yola devam edecek yani. O ayrı bir yolda, o ayrı yolda. Hepsi, her şey bölündü. Parçalandı ama çok yanlış yaptı yani. Meral Akşener'in altılı masayı terk etmesi hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Onların zararına. Herkes HDP'yi bulamaz. Meral Akşener'in altılı masayı terk etmesi hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Meral Hanım'dan zaten böyle bir şey bekleniyordu. Kendisi her zaman ihanet etmiştir. O kadar. Meral Akşener'in altılı masayı terk etmesi hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Onun için hiç yorumum yok. Yanlış yaptı. Yanlış yaptı. Yanlış yapan ölür, ölüler konuşamaz. Buradan herkese selam olsun. Meral Akşener'in altılı masayı terk etmesi hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Valla düşüncelerim yanlış yaptı yani. En azından 11 sefer görüşme yaptılar. Bu görüşmede o masada konuşulması lazımdı bu tür şeylerin. Bir karara varılması lazımdı. Yani orada birden yani sinirli yani ne diyor adam? Yanlış oldu diyorum ben. Kısacası yanlış oldu. Meral Akşener'in altılı masayı terk etmesi hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Meral Akşener'in altılı masayı terk etmesini gayet normal buluyorum. Çünkü baştan beri Kılıçdaroğlu'nu da istemiyordu. Bir belediye başkanlığını istiyor. Yani tutumunu sergiliyor şu anda. Yani ne olacak bakacağız, göreceğiz yani. Meral Akşener'in altılı masayı terk etmesi hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Yanlış yaptı oğlum, yanlış yaptı. Türkiye'nin geleceği için ne var gelse
Türkiye'ye bir kurt terseydi bu dar şeyden. Ya ne yapacağız? Çoluğumuz çocuğumuz çok perişan. Benim şimdi oğlum işsiz bıstız kara kara düşünüyor. Bu Türkiye'nin halı ne olacak? Yapmasın, etmesin, geri dönsün. Geri dönsün ne olur? Siyasette her şey olabilir. Her şey olabilir. Benden kendi yarayacağım. Yoksa vallahi çok oy kaybeder kendisi. Ben kendi geri dönsün. Geri dönsün yavrum CHP'ye geri dönsün. Tamam yavrum, teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, iyi günler. Meral Akşener'in altılı masayı terk etmesi hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Biz zaten terk edeceğini biliyorduk. Çünkü hiçbirbirine benzemeyen altı parti bir araya geldi. Onların amacı Türkiye'yi bir yere getirmek değil, Tayyip Erdoğan'ı devirmek için. Yani onlarda bir beklentimiz yok. Meral Akşener'in altılı masayı terk etmesi hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Düşüncelerimiz, vallahi pek bir şey diyemeyeceğim ama demek ki doğru bir şey değildi ki ayrıldı. Yani bence doğru olmadığı için ayrıldı. Anlaşamadı. Doğru olmayan şeyi bence kısa yoldan bıraktı. En kısa yolu seçti bence. Anladım. Teşekkür ederim. Sağ olun. Kolay gelsin. Meral Akşener'in altılı masayı terk etmesi hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Valla doğru bir karar vermiş. Zaten o altılı masadan da hiçbir şey olmaz. Bugün Meral Akşener oraya gitmiş olsa bile dahi oraya koyacakları HDP'dir. Zaten o da yan partiydi. Güya belli olmuyordu. Ama şu anda oraya o girecek. Onların altısı değil, 16'sı bile bir araya gelmiş olsa bile dahi şu anki iktidarı yıkamazlar. Teşekkürler. Meral Akşener'in altılı masayı terk etmesi hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Vallahi sen söyle. Söyle. Yanlış yaptı. Yanlış yaptı. Çok büyük yanlış yaptı. Baştan beri de halkı kandırdı. O masayla birleşti diye. Ve bu birlikteliği biz zannettik sonuna kadar devam edecek, iktidara gelecekler. İktidara yine bu partiler gelir. Fakat Meral Akşener kaybetti. Her şeyle kaybetti. Meral Akşener çok yanlış yaptı. Bir daha da o gelmez yani. Milletvekili bile seçilmez. Kimse onu seçmez daha. Yanlış yaptı. Bir kelime söyleyeceğim ama olmaz yani. Olmaz, olmaz, olmaz. Olmaz. Kedinin soyu kedidir, itin soyu da ittir. Bu kadar. Biz Meral Akşener... Kedinin soyu kedidir, itin soyu da ittir. Biz Meral Akşener'e eskiden beri inanıyorduk. Ama burada çok büyük kaybetti. Sadece kendisi değil, partisi de kaybetti. Parti olduğu gibi kaybetti ya. O partide yani birazcık düşünebilen bir insan o partide bile durmaz. Veya da Meral Akşener akarta eder. Olacak iş değil ya. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. İyi günler dilerim. Meral Akşener'in altılı masayı terk etmesi hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Ben zaten güvenmiyordum kendisine. Kendisine yakışanı yapmıştır. Doğru bir şey hareket yapmamıştır yani. Bir seneden beri altılı masa etrafında olup da sonradan kalkıp gitmenin, masayı terk etmenin bir anlamı yok. Kendi ayağına kurşun sıkmıştır diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Rica ederim. İyi günler dilerim. Sağ olun. Meral Akşener'in altılı masayı terk etmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Çok güzel oldu. Çok iyi oldu. Meral Akşener'in altılı masadan ayrılması hakkında ne düşünüyorsunuz? Çok kötü. Ayrılması çok kötü oldu. Sattı ittifakı bana göre. Teşekkürler. Rica ederim. İyi günler dilerim. Meral Akşener'in altılı masadan ayrılmasındaki düşünceleriniz nelerdir? Vallahi büyük yanlış yapmıştır. Yani doğru değil. Şimdiye kadar yürüdü beraber. Şimdi adamları yolda bırakıp çekildi. Ama bence kendine yanlış yaptı yani. Büyük masadan hariç kendine yanlış yaptı. Teşekkür ederim. Sizin düşünceleriniz nelerdir? Vallahi yaptığı belli zaten. Konuşmaya hiç gerek yok. Neyini konuşacaksın ki? Kendisi kalkıyor diyor ki benim diyor Kemal Kılıçdaroğlu'nun çocuklarıma şeyimdir diyor, vasiyetimdir diyor. Ve bu vasiyetimi de çocuklarıma anlatacağım diyor. Onun yerine getirmesi için sonradan masaya bırakıp gidiyor yani. Ne düşünebilirsin yani başka? Teşekkür ederim, sağ olun, iyi günler dilerim. Meral Akşener'in altılı masadan ayrılmasındaki düşünceleriniz nelerdir? Yanlış. Yanlış, baştan aşağı yani. Sen bunu bilerek hani son dakika niye bırakıyorsun? Bir gün önce imza at, bir gün sonra masayı dağıt. Ahlaka da yakışmaz, vicdana da yakışmaz.
Şey ne diyeceğim ben? Ama kötü oldu. Şimdi saray bayram yapıyor. Öyle değil mi? Vallahi bilmiyorum da çok zor günler bekliyor bizi hemşeri. Meral Akşener'in altılı masadan ayrılması hakkında ne düşünceleriniz nelerdir? İyi. İyidir.